Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir eğer fonksiyonu, if fonksiyonu İngilizce kullanımlarda uygulaması yapmaya çalışacağım. Senaryomuz şu şekilde, taşıma kayıtlarına ilişkin illeri burada listelenmiş. Her bir ile karşılık gelen de bir fiyat tablomuz var. Her birin karşılığı olan fiyatın yanına getirilmesini ilgili kayıtta başka sütunlar varsa da bunları kullanmak istiyoruz. Şimdi bunu yapmak için eğer if fonksiyonundan yararlanacağız. Çünkü buraya bakacak hangi ilse bunlara göre karşılaştırıp getirecek. Ama alternatif çözümümüzde düşe yara ve lookup'lı olacak. Bu anlamda bazı eğer senaryolarında, bazı ama bu türlü olanlarda sizlere eğer ve if kullanıma karşılık düşe yara ve lookup'ı öneriyor olacağız. Bakın şu şekilde biz eğerimizi yazalım. Biliyorsunuz baştan sona bunu eşittir deyip yazmak, 8 tane de eğeri koymak, onlarca noktalı virgül, onlarca parantez demektir. Onun için fonksiyon sihirbazımı çalıştırıyorum. Buradan son kullanılanlarda eğer varsa hemen kullanıyorum. Yoksa oradan İngilizce ÜF tuşlarına basarak buluyorum. Ve tek tek buradaki tabloyla karşılaştırıyorum. Hep A3'e bakıyorum. Şimdi aşağı doğru çekeceğim. A3'ü buradaki 8 tane ille karşılaştırmak istiyorum. Eşittir neye? Adana'ya sırayla başlıyoruz. Adana kilitli. Neden? Bu aşağı doğru inecek yüzlerce kayıt hep F3'e bakılacak, kaymayacak. Formül geliştirme dediğimiz, formül oluşturma dediğimiz süreçte hatırlarsanız bunlara çok detaylı olarak sizlere aktarıyoruz. Burada da bir anlamda formül oluşturuyoruz. Evet, Adana'ya eşitse Adana'nın karşısındaki ücret yine kilitli olmak durumunda değil mi? Çünkü başka türlü çekersek A3, A4 geldiği gibi bu da G3, G4 de gider. Bu yüzlerce, bu da yüzlerce nereye gidecek? Boşluğa. Hep çünkü Adana'nınki G3'te duruyor. Kilitli. Evet, devam ediyorum. Bir ayar daha. Yine buna bakıyoruz. Bu sefer Bursa'ya eşit mi? Kilitli. Bursa'ya eşitliyse onun karşılığı. Buraya geldik, kilitli. Bir F4 tuşuna basarak bunları kilitliyorum. Bir tane daha diğer şeye geldim. Yine buna bakıyorum. Eşittir. Nereye? Gaziantep kilitli. Öyleyse Gaziantep fiyatı kilitli. Buraya geldim. Bir ayar daha. Yine buna baktım. Eşittir. Neye? Edirne'ye kilitli. Edirne fiyatı kilitli. Geldim bir ayar daha. Yine buna baktım. Eşittir. Nereye? Trabzon'a. F4 kilitli. Trabzon'un fiyatı burada kilitli. Geldim. Bir ayar daha. Yine buraya baktım. Eşittir. Trabzon'a bakmıştık sanıyorum. Ankara F4. Geldim. Ankara'nın fiyatı F4 kilitli. Hemen bir ayar daha. Bu sanki eğer yok değilse, eğer yok değilse, eğer, hani if else, if else, if gibi gidiyor arkadaşlar. Bir ayar daha geldik. Eşittir. Sivas'a baktık. Sivas'ın fiyatını aldık. Tekrar bir eğer daha açtık. Yine buna baktık. Sanıyorum bitirdik. İzmir'e geldik. İzmir ise İzmir'in fiyatını verdik. Hatalı il. Olmayan il. Evet. Gönderiyoruz. Çekiyoruz. Problem yok gibi görünüyor. Bir tane kontrol edeyim. Adana 3300, İzmir 1200. Evet, doğru. Edirne 3800. Doğru. Bursa 4291. Tamam. Evet arkadaşlar, böyle yaptık bunu bir çözüm olarak. Ancak alternatifimiz var burada, bakın. Size çözüm 2 diye. Düşe ara ve lookup'u kullanılması çok daha kolay olacaktır. Son kullanılanlardan veya tümünden düşe ara ve lookup'sa VL tuşlarına bastım. Neyi ara, bunu ara, nerede aranacak? Sütun da olabilir ama altında üstünde veriler varsa net şu alanlara mutlaka kilitli. Burası inecek aşağı kadar A3, A4, A5. Hep buraya bakacak. O yüzden ikinci sütunu istiyoruz.
birebir eşleşme yap diyoruz. Yakın eşleştirme yapma, birebir eşleştirme yap anlamında. Yine bakalım İzmir 1200, evet Bursa 4291, Bursa 4200. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şundan büyükse şu işlem, bundan küçükse bu işlem de belki büyüktür, küçüktür için bu türlü bir şeyi kullanamazdık ama böyle bir şeye eşit mi durumlarda birkaç elemana ve ona ilişkinde bir şey getirmeye bu anlamda alternatifimiz. Bir diğerimiz çözümümüz daha var. Çok fiyatlı olsaydı her bir ilin 3 ayrı taşıma aracına göre fiyatı, uçak, kargo vesaire olsaydı. Bu sefer ile bak, burada Adana ise, Adana'nın kamyonsa herhalde 30 tane if yazmamız, eğer yazmamız gerekirdi. Buradaki çözümümüz de şu şekilde. Bakın arkadaşlar, yine düşüyor ara value kapı kullanıyorum. Ne aranacak? İl aranacak. Nerede aranacak? Burada, ama çok var bu sefer. Tamamı seçiyorum. Kilitli. Hep bu alanda bakacak. Buraya 2 yazdığımızda kamyon bakımından 0. Yani sanki 2 taneymiş gibi düşünelim. Şu anda kamyon olanların fiyat, illerin kamyon fiyatları gelecek. Oysa bu ilin 40 ayak Ankara geldi 1200, doğru. Ama burası 40 ayak. Farklı bir fiyat. O zaman da bizim kaçıncı match fonksiyonumuz var. Yani şu sütunda 2, 3, 4. Nasıl 2 kamyonu veriyor? 3, 40 ayak. Dur. Şurayı düşünelim. 2, 3, 4 lazım bize. İşte buraya gelip bir kaçıncı İngilizcesi match. Buradan mont ediyoruz. Yoksa ek işlevlerden buluyoruz. Kaçıncı? Ne kaçıncı? Buradaki tür. Nerede? Buradan başlarsak 1, 2, 3 verir. Artı bir eklememiz lazım. Buradan başlarsak ve mutlaka kilitli. Burası kilitli değil. Çünkü aşağı doğru gidecek. Sıfır eşleştirdim. Bakın. 2, 3, 4'ü 2, 3, 4'ü bölüp türüyle burayı eşleştirmiş oldu. Şimdi bakalım Adana'nın kamyon fiyatı, Adana'nın 40 ayak fiyatı 3400, tır fiyatı 4000 lira arkadaşlar. Tekrar kamyonda dursun. Trabzon'un tır fiyatı, Trabzon'un tır altı fiyatı, Trabzon'un 40 ayak fiyatı veya kamyon fiyatına baktığımızda 4183. Evet, böyle test etmiş oldum. Gördüğünüz gibi bazı durumlarda eğerle çözebileceğimiz bir şey, evet eğerle çözeceğiz ama böyle liste tarzındaysa, bakın düşüyor ara büyülü kapı, eğer çoklu ise zaten bu seçenek hiçbir zaman için 30 tane fil yazılması çok 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 hatalı olacaktır. Bu durumda bu şekilde bir tabloyla değerleri getirebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sizlere bir çoklu fiyat getirmek için eğer if uygulaması yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.